Piyasa ekranında tekrar birlikteyiz. Bir son dakika var. Bu bölüme başlarken onu hatırlatalım. Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu görevinden istifa etti. Kumlu'nun istifa haberi az önce Reuters'da da yer aldı. Detayları geldiğinde ilerleyen dakikalarda konuyla ilgili ayrıntılar olursa sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu bölümde hem perakende sektörüne, hem alışveriş merkezlerine, hem de tüketicilere bakacağız. Stratejik pazarlama ve marka yönetim uzmanı Yelda İpekli bizimle birlikte. Yelda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. Malum küresel ekonomik kriz farklı bir boyutla şu anda acaba toparlanma aşamasında mı ekonomiler dünyada takip ediliyor? İçeride de biz aslında ekonominin bir süredir ne zaman hareketleneceğini konuşuyoruz. Ama piyasalardaki dalgalanma da ekonomik beklentiler üzerinde biraz belirsizlik yaratmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta büyüme rakamlarını da içeride göreceğiz. Evet. Perakende sektörü de çok önemli bir sektör Türkiye için ve son yıllarda da ivme kazanan bir sektör. Alışveriş merkezleri de bunların büyük bir parçası. Gösterdim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu büyümeyi, bu gidişatı? Şimdi tabii perakendenin güçlenmesi aslında nüfus yapısıyla da direkt alakalı ve tabii ki harcama potansiyelinin, tüketim potansiyelinin artmasıyla da direkt alakalı. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu ve harcamanın aslında, yani bütçenin aslında anne baba gibi gelir kaynaklarına bağlı olan bir nüfus yoğunluğu içerisinde perakende devamlı canlı ve büyüyen bir ivmede hareket ediyor. Türkiye'de de bu şekilde oldu. Özellikle alışveriş merkezlerinin yoğun artması sebebiyle dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz. Alışveriş merkezlerinin büyümesi ve gelişmesiyle alakalı. Çok ciddi ivme kazandı ama son günlerde hem sosyal hem ekonomik olayların etkisiyle birlikte perakendede bir daralma söz konusu oldu. Bu da şirketlerin, markaların ve alışveriş merkezlerinin aslında yeniden yapılanmalarını, belki de kendi yatırımlarını tekrar gözden geçirmeleri ve en önemlisi yeni pazarlara yönlenmeleriyle ilgili önemli bir dürtü konusu oldu. Sonbahar gibi tekrar bir iyileşme oranı bekleniyor olsa bile alışveriş merkezlerinin sayıca artması ve tüketicinin de hepsine dağılıyor olması genel beklentiyi, kar anlamındaki genel beklentiyi sabit tutacak gibi görünüyor. Evet, yani hızlı bir ivmelenme vardı. Evet. Yatırımlar bu anlamda artmıştı ama son dönemde içeride yaşanan bazı gelişmelerin bu yatırımlar ve beklentiler anlamında bir belirsizlik yarattığı gözlemleniyor. Kesinlikle. Peki Türkiye'de nasıl bir potansiyel var ve neden yatırımcılar hani bu anlamda Türkiye'ye son dönemde akmaya başladı? Nüfustan bahsettiniz. Genç nüfus mu burada belirleyici olan? Tabii ki genç nüfus çok belirleyici. Turizm gelirlerinin artması, özellikle İstanbul gibi şehirlerde turizm gelirlerinin artması, turist sayısının yoğunlaşması önemli etkenlerden biri. Bir de şehircilik anlamında baktığımızda bir Fransa gibi, bir İtalya gibi sokak perakendeciliği, sokak mağazacılığı Türkiye'de çok yaygın değil. Ancak belirli caddelerde karşımıza çıkıyor. Oysa ki yurt dışında biraz önce bahsettiğim ülkelerde çok daha geniş alanlarda, çok daha geniş alternatifler sunan sokak mağazacılığı vardır. Türkiye'de böyle bir yapı olmadığı için alışveriş merkezleri her zaman cazibe noktası oldu. Ayrıca Türkiye'de yine eksik şehirleşmeden kaynaklanan otopark problemi, ulaşım problemi, trafik problemi gibi problemlerde alışveriş merkezlerinin tercih edilmesine etken oldu. Fakat şurada göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör, alışveriş merkezlerini biz Türkiye'de bir sosyal merkez olarak değerlendiriyoruz. Yani yalnızca alışverişin yapıldığı, alışverişin yoğun olarak yaşandığı bir merkez değil de orada buluşulan, orada cumartesi pazarın hafta sonunun geçirildiği, eğlenilen, daha çok yiyecek içecek alanlarının kullanıldığı ve dolaşılan bir alan olarak kullanıyoruz. Bu anlamda da alışveriş merkezine giren müşterinin illa tüketici olmadığını gözlemlemek için biraz deneyim kazanmamız gerekiyordu. Bu da son yıllarda bunu da gördük. Evet. Şimdi bugün CNBC'nin tüketici güven endeksi açıklandı. Ben hani söze başlarken küresel ekonomik krizden bir toparlanma dönemi içine mi giriyor dünya piyasaları, dünya ekonomisi dedim. Tabii piyasalarda bir sarsıntı var. O bu toparlanmaya dair daha önce alınan önlemlerin gündemden çıkması gibi, Fed'in tahvil alımlarını azaltması gibi nedenlere bağlı gibi gözüküyor. Şimdi bizde CNBC Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %2.6 artmış, 93.17 değerini almış. Aslında Mayıs ayından beri biz tüketici güveninde bir
düşüş de gördük. Evet. Ağustos ayında yeniden bir yükseliş ki Ağustos ayı aslında piyasalarda da düşünürseniz oynaklığın arttığı bir ay oldu. Kesinlikle. Yani dövizde zirve seviyeler, tarihi rekorlar görüldü. Faizlerde yükseliş yaşandı, borsada değil. Ama bizim tüketicimiz bundan çok fazla etkilenmemiş gibi gözüküyor. Tüketicinin enflasyon ve işsizlik algısında bir önceki aya göre bir miktar iyileşme var. Hmm. Buna karşın geleceğe ilişkin beklentiler ve içinde bulunduğumuz dönemin tüketim eğilimindeki düşüş devam ediyor. Ağırlıklı olarak dış ve iç ekonomik, siyasi ve jeopolitik faktörlerin etkisiyle yaşanan belirsizlikler geleceğe ilişkin beklentilerin iyileşmesini engelliyor gibi görünüyor. Hı hı. Sabah bu anketi hazırlayan hocamız Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile de konuştuk. Evet, bir toparlanma var ama bunun kalıcı olması için birkaç ay daha bu yükselişin devam etmesi gerekiyor dedi. Evet. Acaba hani bizde tüketiciler bu piyasalardaki hareketten, oynaklıktan ne kadar etkileniyor? Alışveriş merkezleri, hani bu yatırımlar var, arttı diyoruz ama bundan nasıl, ne şekilde etkileniyor? Acaba hani yurt dışına baktığımızda, içeriye baktığımızda bu tasarruf alışkanlıkları da farklı. Değişiyor mu? Ne dersiniz? Türk tüketicisi aslında sosyal olaylara biraz geç tepki veriyor alışveriş anlamında. Yani bizde hiçbir zaman bir İngiltere'de örneğin olduğu gibi ya da Amerika'da olduğu gibi yaşanan sosyal bir belirsizlik, ekonomik bir belirsizlik hemen satışlara ya da tüketicinin satın alma eğrisine yansımıyor. Bir zaman sonra biz bunu negatif ya da pozitif etkisini görebiliyoruz. O yüzden tabii Eylül ayı çok önemli bir ay. Şu anlamda da önemli. Okulların açılmasıyla birlikte, yeni bir mevsime de giriyor olmanın verdiği dürtüyle birlikte alışveriş rakamlarının, yani alışveriş yapma oranının yükseleceği aşikar. Ama ne kadar kalıcı olacak, ne kadar bu bir veri olarak değerlendirilebilecek, onu ancak yaşayarak göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü tüm dünyada da baktığımızda hala bir belirsizlik dönemi devam ediyor. Bunun da mutlaka Türkiye'ye yatırım bazında etkilerini göreceğiz. Alışveriş merkezi yatırımlarında da zaten aslında baktığımızda İstanbul'dan çok Anadolu'ya bir kaymayı gözlemliyoruz çok net olarak. Örneğin geçen yıl yapılan alışveriş merkezlerinin %70'i Anadolu'ya kaydı. Yalnızca %30'u İstanbul'daydı. Bu %30 bile İstanbul'un potansiyelinin çok çok üzerinde bir rakam. Mesela İstanbul alışveriş merkezlerine doydu mu acaba? Yani orada bir araştırma var mı? Hani daha fazla alışveriş merkezine ihtiyaç var mı? Varsa ne kadar, hangi bölgelerde var? İstanbul'u en farklı kılan temel özellik İstanbul'un birden fazla merkezi olması sebebiyle her merkezde de farklı kültürel değerler ön plana çıktığı için her merkezde birden fazla alışveriş merkezi ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Ama gözden kaçırdığımız bir şey şu, araştırmalar hala olabileceğini gösterse de hep aynı tüketici etrafında en fazla işte C1 ve C2 dediğimiz, diye tanımladığımız hedef kitle olarak orta gelir düzeyindeki hedef kitlenin bütün alışveriş merkezlerine dağılıyor olması konusunu gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. O anlamda bakıldığında İstanbul aslında şu anda bile alışveriş merkezi olarak fazlaca bir sayıda. Anadolu'da yavaş yavaş bu konuda hızlandığını görüyoruz. Acaba orada hani alışveriş merkezi Anadolu'da böyle büyük şehirlere göre hem maliyeti hem de kiralar daha uygun olduğu için ve belki hani oradaki halka hitap eden yerlerin daha az sayıda olması bu yatırımların da artmasında neden olarak gösterilebilir mi? Mutlaka etkendir. Peki acaba standartlarına baktığımızda hani dünya ile kıyasladığımızda, dünya deyince biz hep Avrupa ile kıyaslıyoruz kendimizi. Noktada yani böyle bir hani Avrupa'daki standartlar, Türkiye'deki standartlar, büyük şehirlerdeki alışveriş merkezleri böyle bir karşılaştırdığımızda yakaladık mı dünya standartlarını? Daha mı iyi noktadayız? Belki de geçtik. Aslında İstanbul'da özellikle mimari anlamda listelere giren, listeleri zorlayan, dünyanın en iyi alışveriş merkezleri listelerini zorlayan alışveriş merkezleri var. Fakat Türkiye'ye genel olarak bakıldığında hem inşaat kalitesi olarak, hem mimari, estetik ve dizayn anlamında, hem de mağaza miksi anlamında hala almamız gereken yol olduğu inancındayım. Çünkü yurt dışında bunlar son derece bilimsel araştırmalar
araştırmalarla, çok ciddi tüketici odaklı araştırmalarla yapılan ön çalışmalar. Ama Türkiye'de biz daha çok hemen işte inşaata başlamak ve bir an önce hayata geçirmekle ilgili daha hızlı hareket etmek istiyoruz. Fakat son dönemlerde dediğim gibi yapılan bütün iyi alışveriş merkezleri sıralamasına Türkiye'den de adaylar oluyor, ödüller alınıyor. Çok bol miktarda ödüller alınıyor ve bu listelere artık yavaş yavaş Türk alışveriş merkezleri de girmeye başladı. Metrekare anlamında baktığımızda aslında dünyanın en büyük alışveriş merkezleri Uzak Doğu'da karşımıza çıkıyor. Fakat Türkiye'de bu anlamda Avrupa'nın biraz gerisinde olsa da dünya geneline baktığımızda ilk üç arasına girebilir. Avrupa'da mesela aklınıza gelen İngiltere. Avrupa'da en iyi İngiltere örnek verilebilir alışveriş merkezi anlamında. Ama Avrupa genel olarak alışveriş merkezlerine uzak duran bir kıta. Daha çok Uzak Doğu ve Amerika alışveriş merkezi konusunda hem tüketicilerin daha kolay kabullendiği hem de arazi anlamında da imkan sağlayan kıtalar. Peki ürün çeşitliliği anlamında baktığımızda ne noktadayız? Bir de hani yabancı markaların daha mı çok temsil edildiğini görüyoruz acaba bu AVM'lerde, özellikle büyük şehirlerde? Tabii. Bir kere AVM içerisinde olmanın yabancı markalar için çok büyük avantajı var. En azından bir kurumla anlaşma yapmak, bir kurumun içerisinde olmak, AVM'nin genel müşteri potansiyelinden yararlanarak kendilerine müşteri datası oluşturmak onlar için önemli. O yüzden tabii ki yabancı markalar için özellikle İstanbul önemli bir potansiyel pazar olduğu için İstanbul'daki alışveriş merkezleri de yabancı marka. Bazı şeyleri okuyoruz basından da ünlü markaların İstanbul'da işte yer baktığı tarzında şeyler ama bunlar daha çok hani belli bir alışveriş merkezi içinde değil de belli bir bölgede yer arıyorlar gibi gözüküyor. Son dönemlerde öyle. Aslında ilk baktıklarında, ilk geldiklerinde daha çok alışveriş merkezlerini tercih ettiler. Şimdi oradan oraya bir kayış mı var acaba? Şimdi yavaş yavaş var. Yani tüm dünyada zaten artık alışveriş merkezinden çok pasaj dediğimiz daha küçük merkezlere yönelme ve cadde mağazacılığına bir önem verme söz konusu olmaya başladı. İnsanlar daha çok dışarıda olmak istiyorlar. Daha çok kendi yaşam. Neden? Hani ben onu çok anlamıyorum. Şimdi yeni yaşam alanları, yeni bölgeler yaratıyoruz. Yani ne bileyim, bilinen işte Nişantaşı, Levent dışında da son dönemde hayatımıza giren İstanbul'da belli bölgeler var. Ama orada sizin söylediğiniz böyle alışveriş caddeleri oluşturulamadı. Mesela bir aklımıza gelen Bağdat Caddesi var. Evet. Halbuki mesela Anadolu yakasında yeni yerleşim yerleri, Ataşehir'de mesela Bağdat Caddesi ayarında bir cadde oluşturulamadı. İşte bu tamamıyla aslında şehircilikle alakalı bir konu. Tüm dünyada tüketici artık sokakta alışveriş yapmak istiyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama biz nedense şehircilik mantığında, şehircilik planlamayı yaparken alışveriş merkezi ya da alışverişin getirdiği sosyal etkeni göz önünde bulundurarak buna göre bir düzenleme yapmıyoruz. Hala bakıldığında planlamada alışveriş noktasında işte küçük marketler, tamirciler ve benzeri, yani aslında sosyal hayatı destekleyecek olan markaların bulunduğu alanlar planlanmıyor. Tabii ki bu altyapı eksikliği sebebiyle de markalar caddede olmayı tercih etmiyorlar. Daha çok alışveriş merkezlerini tercih ediyorlar. Bu dilemma bu şekilde devam ediyor ama İstanbul'un bu anlamda çok ciddi potansiyeli var. Bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Peki şimdi 2013'te özellikle yılın ikinci yarısında bir miktar hani bu yatırımlarda, ilgide, alakada bir zayıflama var dedik ama 2014 hani önümüzdeki daha uzun vadeli bakıldığında nasıl gözüküyor sizce durum? Tabii İstanbul her ne olursa olsun tüm dünyanın şu anda önemli gördüğü pazarlardan biri. Hem biraz önce bahsettiğimiz gibi genç nüfusundan dolayı hem de turist sirkülasyonu anlamında ana hava yolları, hava alanı açısından da turistin ulaşma anlamında da çok önemli şehir merkezlerinden biri. Bu anlamda bu cazibe önümüzdeki günler, yıllarda da artarak devam edecek. Ama alışveriş merkezli, yeni alışveriş merkezlerinin açılmasından çok var olan alışveriş merkezlerinin daha profesyonelce yönetilmesi, daha doğru aktivitelerle tüketiciyi oyalaması ve kendisine çekmesiyle ilgili ciddi bir pazarlama faaliyetine girmesi gerekiyor. Tabii bu merkezler arasında bir rekabet de var. Bir de böyle yıllar
yıllar geçince kaybolan yerler de var. Evet, değil mi? Evet, akıllardan evet, silinen. Evet, evet, orada evet. da bir hani sirkülasyon, bir eleme süreci içinde gibi kesinlikle, sanki. Yani İstanbul'da kesinlikle. Geçmişten gelen bazı alışveriş merkezlerinin şimdi isminin çok fazla anılmadığını evet, biliyoruz. Evet. Bu yönetimle mi alakalı bir şey yoksa tabii, olması gereken bir şey? Yok, yönetimle çok alakalı. Ayrıca en önemli konulardan biri, biz zannediyoruz ki alışveriş merkezlerini oluşturan tek şey içindeki mağazalar ya da sosyal yaşam alanları. Oysa ki alışveriş merkezlerinin de kendince bir marka değeri var ve o yüzden de tüketiciyle alışveriş merkezi olarak, yani alışveriş merkezinin içindeki markalar olarak değil de alışveriş merkezi kendi markası doğrultusunda hedef kitlesiyle, müşterileriyle iletişim halinde olması lazım. Yurt dışında bunun çok ciddi örneklerini görüyoruz zaten. Yani alışveriş merkezleri kendi müşterisini kendisi çağırıyor. Bu anlamda Türkiye yeni yeni çalışmalara başladı. Herhalde bu biraz daha bu eğriyi kıracaktır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Stratejik ederim. Pazarlama Marka Yönetim Uzmanı Yelda İpekli katıldığınız için, değerlendirmeler için. Perakende sektörünü konuştuk. Alışveriş merkezlerine baktık. Tüketici profili üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi ise kısa bir aramız var. Biraz sonra piyasalardaki duruma bakacağız. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.